PKK değil diyorlar. Peki Rakka'daki bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika sen neyle izah edeceksin? Bunların nerede, nasıl stoklandığı bunları biliyoruz ha. Bunu da iyi biliyoruz. Takipçisiyiz. Bu işler bittiği zaman da ha biz dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini de açıklayacağım. Açıklayacağım. İşte stratejik ortağımız Amerika. Defaatle görüşmemize rağmen. Bakın Suriye'de dikkat edin. Terör örgütü PKK'nın düşük çocuğu olan PYD ve YPG ile birlikte ne yapıyor? Rakka operasyonunu yapıyor. PKK değil diyorlar. Peki Rakka'daki bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika sen neyle izah edeceksin? Biz söyledik inanmadın. Artık televizyon ekranlarında, kamera çekimlerinde bütün gerçekler ortada. Neyle izah edeceksin? Biz gerçeklerle konuşuyoruz. Ve 3500'ü aşkın tır bölgeye silah taşıyor. Ve bu silahlar Rakka'da mı kullanıldı? DAEŞ'e karşı mı kullanıldı? Bunların nerede, nasıl stoklandığı bunları biliyoruz ha. Bunu da iyi bilin. Şu anda İdlib'deki operasyon büyük ölçüde hamdolsun neticelendi. Şu anda Afrin konumuz var önümüzde. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir. Ve biz ülkemiz için tehdit oluşturacak her alanda kararlıyız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Buralardan taviz veremeyiz. İşte daha önce de söyledik. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın durabiliriz. Eğer bütün bunlar olurken böyle bir ortamda eğer sırtımız sıvazlansaydı, eğer bizi yere göğe koyamaz hale gelseydiler asıl o zaman şapkayı önümüze koyup ne yapıyoruz biz diye düşünmemiz lazım. Demek ki isabetli bir güzergahta yürüyoruz. Almanya'da terör örgütü mensupları gösteri düzenliyor. Alman polisi resmi sosyal medya hesabından bu akşam sizin için görevdeyiz diye mesaj yayınlıyor. Fransa'da devlet televizyonu binasına bölücü terör örgütünün başının posteri asılıyor. Fransız polisi onları izliyor. Hani PKK Avrupa Birliği üyeleri olarak terör örgütüydü. Neyi izliyorsun? Neyi seyrediyorsun? Niye indirmiyorsun? Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Bu nasıl dostluktur? Gençler, FETÖ ile irtibatı ve belki iltisakı sebebiyle birisini gözaltına alıyorsunuz. Kendisini istemeye yüzleri tutmadığı için olsa gerek, diplomatik dokunulmazlığı var diye telefonuna sahip çıkıyorlar. Böyle bir şey de yok ha. Böyle bir şey de yok. Belki yutarlar diye buradan giriyorlar. Böyle yok ya. Kime neyi yutturuyorsunuz? Ajanlık faaliyeti sebebiyle yakayı ele vermiş isimler konusunda
sivil toplum kuruluşu temsilcisiydi. Medya mensubuydu. İyi insandı. Güzel vatandaştı gibi güzellemelerle hedef saptırılmaya çalışılıyor. İşte buyurun. Başkonsoloslukta çıkanla o STK mensubuydu dedikleri o Türkiye'nin sorozlu durumunda olan kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıkıyor meydana. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz ya? Kime neyi yutturuyorsunuz? Ve Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz, aynı kişi var. Bakıyorsunuz belli yerlere, ciddi manada kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Neyi yutturuyorsunuz? Bu milleti içeriden vurmaya gayret edenlere karşı milletçe beraber dik duracağız, kararlı duracağız ve gereken hesabı da soracağız. Irak'ta bizzat kendi ismiyle, Suriye ise PYD-YPG, SDG gibi isimlerle bölücü terör örgütünü destekliyor, silahlandırıyorlar. Güya operasyon yaptıkları ve bölücü terör örgütünün kontrolüne bıraktıkları bölgede oraya sevk ettikleri silah yüklü tır sayısı kadar dahi DAEŞ'li terörist şu anda yok. Her terörist için bir tır silah gönderdikleri yalanına bizi inandırmaya çalışacak kadar da pişkince bir tavır içindeler. Rakka'da suçüstü yakalanınca da hemen terörist başı saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir açıklamasıyla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Şu ifadeye bak ya. Saygı değer bir kişi değilmiş. Yapam. Ya bu sizin gibi bir ülkeye yakışır mı? Hani siz demokrasinin beşiğiydiniz ya? Ha sizin gücünüz Tayyip Erdoğan'ın 13 tane korumasını, ki bunlar Amerika'yı çoğu zaten görmemiş, onlar için gözaltı kararı çıkarmaya yeter. Bir diğer taraftan bakıyorsunuz, çok daha enteresan, bir bankamızın 6 kere Amerika'ya girip çıkan görevlisini 7. kez girişinde gözaltına almaya yeter. Öbür taraftan bakıyorsunuz, bir başka vatandaşımızı aynı şekilde gözaltına almaya yeter. Ve ondan sonra da evet, köşeye sıkıştırarak şunları şunları söylemen halinde şu kadar, şunları şunları söylemen halinde bu kadar demek suretiyle de evet, itirafçı durumuna düşürmenin gayreti içerisine girerler. Takipçisiyiz. Bu işler bittiği zaman da ha biz dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini de açıklayacağız. Açıklayacağız. Buradan Irak ve Suriye'deki tüm kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bugüne kadar bölgede batılı emperyalistlerin sözüne kanarak harekete geçmiş olup da hüsrana uğramayan kimse yoktur. Günübirlik kazanımlar uğruna binlerce yıllık kardeşlikleri, kader birlikteliklerini yıkanlar büyük bir yanlış içindedir. Yarın her şey bitip, her şey bittiği anda herkes evine dönünce bu kadim coğrafyada Türkler, Araplar, Kürtler ve diğer gruplar olarak baş başa kaldığımızda acılarımızı da sevinçlerimizi de yine birlikte paylaşmak zorundayız. Soruyorum buradan. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim Türkmenlerin ve Arapların haklarını maalesef ellerinden alarak elde ettiği kazanımlarla huzura ve refaha ereceğini mi sanıyor? Aynı şekilde mezhepçilik fitnesini körükleyerek kardeşi kardeşe düşman edenler bu şekilde kendileri için
parlak bir gelecek inşa edebileceklerini mi düşünüyorlar? Bölgede Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına alan hangi girişimin başarıya ulaşma şansı olabilir? Bizim etnik ve inanç yapıları bakımından dünyanın en karmaşık coğrafyaları olan Balkanlarda, Orta Doğu'da ve Kafkasya'da asırlık yönetim tecrübelerimiz var. Hangi girişimden ne tür felaketler çıkacağını asırlar boyunca bizzat yaşayarak öğrendik. Her zerresi terle, kanla, gözyaşıyla örülmüş bu büyük birikimin ışığında diyoruz ki, Irak'ta ve Suriye'de kurulmaya çalışılan terör yapılarından ve ayrılıkçı hareketlerden coğrafyamıza hayır gelmez. Biz birbirimizle uğraştıkça, biz birbirimize zulmettikçe ağıtlar hep Türkçe, Arapça, Kürtçe olacaktır.